ve gelecekte izleyecek dostlar. Hepiniz kapatın gözlerinizi. Meditasyon şeklinde anlatayım ben kendimi. Ve siz de o enerjiyi alın. Gözünüz kapalı. Uzaydan dünyamıza bakın. Dünyamız küçük, mavi bir küre. Ve şimdi yakından bakın, kıtalar gelsin gözünüzün önüne. Sonra ülkeler, şehirler ve hastane pencereleri. Bakın, binlerce bebek doğuyor. Ve evlerin camlarından bakın. Kimisi evde doğum yapıyor, bebekler doğuyor. En az 300 bin bebek doğdu o gün. Ve uzaydan 33 tane zümrüdüanka uçarak dünya atmosferine giriyor. O kadar bebek doğmuş. Fakat o 33 zümrüdüanka gidip sadece bir tek bebeğin alnına konuyor. O da köyde doğmuş. Evde doğmuş. Komşular gelmiş doğuma yardım etmiş. Bir bebeğin alnına. Bu zümrüdüankalar ona dünyanın en güzel tahtından yatak yapmışlar. Zümrüdüankalar bebeği oraya yatırıyorlar. Gece o güzel tahtta yatıyor. Görenler, annesi ona tahta bir beşik yapmış, beşikte yatıyor zannediyorlar. Hayal edin. Anne tarlaya gidiyor. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 12 aylık bebek. Evde ablası bile yalnız. Ablası 10 yaşlarında. Bebek ağladığında, süt istediğinde hemen ablası gidip ahırdan hep aynı keçiyi getiriyor. Bembeyaz bir keçi. Kediden biraz büyük, doğum yapmış. Dünyada o kadar küçük bir keçi bulmak zor. Ama var işte. Hemen ablası o keçiyi ters çeviriyor. Bu bebek gidip onun memelerinden lıkır lıkır süt içiyor. Keçi de onu kendi yavrusu gibi diliyle yalıyor. Keçinin tüyleri arasında. Keçinin sıcacık sütlerini onun memesinden içiyor. Hayal et. Tabii bunu ablası öyle zannediyor. Köylüler baktığında öyle görüyorlar. Oysa buna zümrüdüankalar. Zümrüdüanka sütü içiriyor. Bunu kimse görmüyor. Siz şimdi görüyorsunuz. Bu bebek büyüyor. İlkokula geliyor. Zümrüdüanka öğretmen olmuş. Ders anlatıyor. Ve bu öğretmen Cemile Hanım adını almış. Zümrüdüanka olan Cemile Hanım herkese insan olarak görünüyor. Ama o bir zümrüdüanka. Herkes çocuklara matematik, hayat bilgisi, coğrafya dersi öğretirken bu çocuğa zümrüdüanka dersleri aktarıyor. Ortaokulda, lisede, üniversitede de böyle hayal edin. Büyüdü, genç oldu. Bütün zümrüdüankalar öğretmen oldu. Onun dersine giriyorlar. Ama dışarıdan bakanlar onları öğretmen zannediyor. Üniversitede öğretmenler Osmanlıca'yı, eski Türk edebiyatını, yeni Türk edebiyatını, başka dersleri öğrencilere anlatırken buna zümrüdüanka dersi aktarılıyor. Öyle hayal edin. İşte sizsiniz, size zümrüdüanka dersi aktarılıyor. Ve ne kadar size veriyorlarsa siz daha fazlasını istiyorsunuz, yetinmiyorsunuz verilen bilgiyle. O gün o hocalarınız size 100 birimlik bilgi vermek için gelmişlerse siz onlardan 100 milyon birimlik bilgi istiyorsunuz. Hayal edin. Ve öğretmen olarak mezun olduğunuzu hayal edin.
Öğretmen olmanız isteniyor çünkü duygu düşüncelerinizi ve bilgilerinizi karşınızdakine en kolay anlatmanın yolunu yıllarca tecrübe etmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden öğretmenlik okutturulmuşsunuz. Ve hayal edin, Trabzon'umuza, Şalpazarı ilçemize, Kadırga yaylamıza, 2000 rakımlı coğrafyamıza öğretmen olarak gönderilmişsiniz. Orada tertemiz kalpli halkımızla, köylülerimizle iç içesiniz. Onların küçük çocuklarına Türkçe dersi öğretiyorsunuz. Müzik dersi, tarih dersi, coğrafya. İngilizce öğretiyorsunuz. Ortaokulda sadece 3 öğretmensiniz çünkü. Ve düşünün, siz yayla yayla dolaşarak, yaylaların, obaların, derelerin, tepelerin, dağların, bahçelerin isimlerini yazıyorsunuz. Armutların, fasulyelerin, patateslerin, ahırdaki büyükbaş hayvanların isimlerini yazıyorsunuz. Fundula, sarı kız, sekile. Teper. Ve siz hatta keçilere verilmiş isimleri yazıyorsunuz. Türküleri derliyorsunuz. Manileri. Atasözlerini, bilmeceleri. Ve onlardan görünenin ardına iniyorsunuz. Siz dağı beri bakar, suyu bulanık akar. Verin bana yarimi, sizi yıldırım yakar. Diyor, siz bulanık akan suyun ne manaya geldiğini herkesten öte anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki, bulanık su, kötü giden aşk. O yüzden verin bana yarimi diyor. Çünkü yâri elinden alınmış, su bulanmış. Ve sonra daha iyi anlıyorsunuz şarkı sözlerini. Ferdi Tayfur'un, susadım çeşmeye varmaz olaydım demek, bir zamanlar çeşmeden su içtim, oh ne mutluydum. Ama şimdi artık içmek istemiyorum. Aşktan vazgeçişmiş. Temiz su güzel aşk, bulanık su kötü aşkmış. Su içmek istememek, aşktan vazgeçmekmiş. Ve böylece bu bilgileri bütün dünyaya yaymak istiyorsunuz. Fakat henüz erken diyorsunuz. Biraz daha bilgi biriktireyim. Öğrencileriniz var. Onlara diyorsunuz ki gidin bir masal yazın getirin. Ertesi gün getirdikleri masalda diyor ki bir horoz var ayağı alçıda. Bir tavuk var, civciv doğurmuş daha yeni ve hastaneden getirip gelmiş. Ve onların yanında tembel bir köpek varmış. Anne hastaneden civcivi getirince tembel köpek de çalışkan köpek olmaya karar vermiş. Böyle bir masalı, böyle yüzlerce masalı getirdiklerini düşünün. Bu masalı yazan öğrencimin babasının ayağı yaklaşık 20 gündür alçıdaydı. Kahveye her gün alçıyla geliyordu. Annesi de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden kadın doğumuna bilim dalı bölümünden daha yeni 3-5 gündür gelmişti, bebek doğurmuştu. Bu çocuk öncelerinde tembel bir çocuktu ve kardeşi doğduktan sonra akıllı olmaya karar verdi. Çocuklardan istediğim masallarda çocuklar ne kadar enteresan ve kendilerinden bağımsız masal yazdıklarını düşünselerdi, yine de kendilerini yazıyorlardı. Ve düşünün, siz öğretmensiniz. Matematik dersinden zayıf almış öğrenciler var, ağlıyorlar. Bir de matematik dersinden yüksek not almış sevinen öğrenciler var. Bir başka sınıfa gidiyorsunuz, 22 yıl boyunca bakıyorsunuz ki coğrafyadan çok yüksek not almış çocuklar sevinçli. Fizikten düşük not almış çocuklar üzgün.
Hepsine de soruyorsunuz. Hayvansın. Ağlayan, sızlayan, düşük not alan, başarısız olan öğrenciler, tiksinti duygusu veren hayvanlar söylerken, yüksek not alanlar, kartal, Pegasus, Zümrüt Anka diyorlar. Hayvan soruyorsunuz, böyle diyorlar. Çiçek soruyorsunuz, başarısızlar, pis kokan çiçekleri görüyorlar. Başarılı olanlar Zümrüt Anka. Ve hayatında her alanıyla ilgili onlara sorular soruyorsunuz, onlar gözlerini kapatıp cevap veriyorlar. 22 yıl boyunca her gün bunları topladığınızı düşünün. Ve sonra Adana'da, İstanbul'da ne kadar dükkan varsa bütün dükkanları kapı kapı dolaşıp hayırlı işler, selamünaleyküm. Tikli bir çalışanınız var mı? Ne tiki? Saçla oynama, sakalını çekme, bıyığını yolma. Dokunulduğunda küfür etme, limon şeftali dendiğinde hassasiyet göster. Böyle tikleri olan var mı? Yok kardeş, deli misin sen? Ne tiki? Dilenci gelir kapımıza, postacı gelir, hiç tikçi gelmedi, yürü git şeklinde durumlarla da karşılaştığınızı düşünün. Bir sene, iki sene, üç sene böyle sokak sokak, çamurda, yağmurda, karda, bıkmadan, usanmadan insanların şifalarına vesile olduğunuzu düşünün. Her bir şifaya vesile olmak size muazzam tecrübe kazandırmış. Ve gün olmuş, yıl 2017'ye gelmiş, tam 24 yıl boyunca kendinizi geliştirmişsiniz. Bir gün Kaf Dağı'na çıkmışsınız, Mayıs'a Sipil Dağı'na. 700. metresinde size Zümrüt Anka'lar görünmüş. Ve Tuğba ağacı görünmüş. Ve Zümrüt Anka yumurtası kırılmış, içinden bilgiler size verilmiş. Hayal edin. Tuğba ağacının meyvelerini toplayın. Zümrüt Anka yumurtasından çıkan hediyeleri alın. Ve Zümrüt Anka çıkarıp size kalbini vermiş, kafatasını vermiş. Ve Zümrüt Anka demiş ki, insanlara anlat, beş duyu ve zihinle toplam 6 unsurla bilgiye ulaşılamaz. Gerçek bilgi okyanus kadarsa, beş duyu ve zihinle ancak damlaya ulaşılır. 7. unsuru da kullan, ruhu. O zaman okyanusun tamamına ulaşırsın. Ve siz Mayıs'a Kaf Dağı'ndan işte Zümrüt Anka yumurtasının içindeki tüm hediyelerle. Tuğba ağacının meyveleriyle doldurmuşsunuz heybenizi. Ve heybenizde yine Zümrüt Anka'nın kalbi ve kafatası var. Bunu almışsanız İstanbul, Ankara, Sinop, Samsun, Antalya, Muğla, ülkemizin bütün şehirlerini dolaşmışsınız. Dileyen herkese bunlardan vermişsiniz. Tuğba ağacı meyvedir. Zümrüt Anka kalbi kafatası. Sonra Can Azerbaycan'a gitmişsiniz. Kazakistan'a, Rusya'ya, Güney Kore'ye, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, Avusturya. Avrupa'da ne kadar ülke varsa hepsine gitmişsiniz. İnsanlara tek tek dağıtmışsınız bu hediyeleri. Cezayir'e gitmişsiniz. Tunus'tan, Mısır'dan, Fas'tan oraya sizden bu meyveleri almaya gelenler olmuş. Onları vermişsiniz, onlar da gitmişler ülkelerinde Tuğba ağacının meyvelerini dağıtmışlar. Amerika'ya gitmişsiniz, Peru'ya gitmişsiniz. Gidemediğiniz yerlere online üzerinden eğitim vermişsiniz. Sizden eğitim alanlar, sizden Zümrüt Anka'nın kalbini, kafatasını, bilgilerini, yumurtadan çıkan hediyeleri, Tuğba ağacının meyvelerini alanlar, onlar da gitmişler şehir şehir, ülke ülke, yüz yüze insanlarla görüşüp onları vermişler.
sizden aldıkları bu hediyeleri onlar da uzak ülkelere bazen online vermişler. Hayal edin. Bütün dünyaya Kaf Dağı'nın hediyelerini götürmüşsünüz. Ve hayal edin, 9 Aralık 2023'te Cumartesi günü Köln'e götürüp bu hediyeleri dağıtacaksınız. Kısmeti olanlar gelecek. Ve her zaman demişsiniz ki, ey Yüce Allah'ım, ömrüm boyunca fizik bedenime ve ruhuma şifa enerjini akıt. Ey Yüce Allah'ım, beni şifaları vesile kıl. Ben şifaları vesile oldukça daha fazla şifa içinde yaşayayım. Ve demişsiniz ki, ey Yüce Allah'ım, lütfen ömrüm boyunca fizik bedenime ve ruhuma helal bolluk bereket enerjini akıt. Ve beni bütün canların helal bolluk bereketine vesile kıl demişsiniz. Yüce Allah'ım size şifa da vermiş. 51 yaşınızda olmanıza rağmen 35 yaşında bir beden vermiş size. Helal bolluk bereket vermiş. Ve siz de bunu dünyaya dağıtmışsınız. Hayal edin. İşte siz böyle bir insansınız. Ve sonra demişsiniz ki, ey Yüce Allah'ım, sonsuz ve sınırsız bilgeliğini akıt bedenime ve ruhuma. Ve Yüce Allah size sonsuz ve sınırsız bilgelik vermiş. Ben bütün canların bilgeliğine hem de sonsuz ve sınırsız bilgeliğine vesile olmak istiyorum demişsiniz. Yüce Allah sizi onlara vesile kılmış. Ve demişsiniz ki, ben kimin sonsuz ve sınırsız bilgeliğine vesile olursam daha fazla bu bilgelik içinde yaşayayım. Allah size bunu da vermiş. Siz dua etmişsiniz. Demişsiniz ki, ey Yüce Allah'ım, huzur enerjini, mutluluk enerjini, cesaret enerjini, yüksek enerjini, 108. enerji ve ötesini, ab-ı hayat enerjini, bedenime akıt, doldur, depola. Ve beni her canın bu enerjilerle dolmasına vesile kıl demişsiniz. Yüce Allah'ım bunları size nasip etmiş. Hayal edin. Siz demişsiniz ki, ey Yüce Allah'ım, lütfen ömrüm boyunca fizik bedenime ve ruhuma hakikatin ötesini, alemlerin ötesini, zamanın ötesini, varlığın ötesini, ışığın ötesini, sandığım her şeyin ötesini, asa ötesini göster. Ve beni bunu bütün canlarda öğretmeye vesile kıl demişsiniz. Yüce Allah'ım bunların hepsini size vermiş. Ve düşünün, size Yüce Allah'ım yardımcılar vermiş. Ve düşünün, siz 7 Eylül 2023'te Edirne'den yola çıkmışsınız. 9 Eylül 2023'te Avusturya Salzburg'da yol otoban tıka basa gurbetçilerimizle dolu. Arabaların üzerinde bagajlar. Dop dolu yol. Ve siz bu meyveleri, bu bilgileri insanlığa ulaştırmak için kendinize bakmamışsınız. Uykunuz gelmiş, uyumamışsınız. Bunları bir an önce ulaştıracağım demişsiniz. Allah da demiş ki, uyu. Kendini bu kadar parçalama, uyu. Siz bir gayrete girmişsiniz ki 36 saat uykusuz araç kullanmışsınız. Ve önce bir defa uyuklamışsınız, sonra uyanmışsınız direksiyon başında 120 ile giderken. Sonra ikinci kez uyumuşsunuz ki
yan taraflar, yandaki bariyerlere çarpınca arabanız uyanmışsınız. Tıklım tıklım araba doluyken her taraf ve zincirleme kazada yüzlerce araç belki mahvolacakken, insanlar ölecekken, Yüce Allah'ın koca yolu bir anda boşaltmış. Gerinizden bir kilometre, önünüzden bir kilometre, yol bomboş. Oysa az önce tıklım tıklımdı. Yüce Allah'ım arabanızı o kolaylıkla yolun sağına çekmenize yardımcı olmuş. Ve siz de bundan ders almışsınız. Uykum gelince uyumalıyım. Ve sizin burnunuz dahi kanamamış. Hiçbir yerinizde ufacık bir çarpma dahi yok. Sadece arabanızın sağ ön çamurluğu ve arka çamurluğunda hafif bir göçük var. Siz korunuyorsunuz. Değerli dostlar, siz Tuğma ağacının meyvelerini, Manisa Kaf Dağı'nın bilgilerini dünyaya dağıtırken, evet, gayret içinde olmak güzel. Fakat dinlenin. Ve gözlerinizi açın. İşte demin siz o açıklamayı yaparken ben de Refik Korkmaz'ın hayatını böyle meditasyonla anlatmak ihtiyacım. İnşallah Tuğba ağacının ve Kaf Dağı'nın meyvelerini bu 9 Aralık'ta gelirler, Köln'de alırlar. Sayın Hocam, lütfen iletişim bilgilerinizi verin ve tüm izleyenlerimize selamlar, saygılar sunarım. Hocamız canlı yayından düştü galiba. Değerli dostlar, ben Bahar Hocam'ın telefonunu size okuyayım. +49 177 35 56 175. Ekrana da göstereyim değerli dostlarımız. Bahar Kümer Alev. Hepinize selamlar, saygılar. Ansa öteniz sonsuz.